Günümüzde hızla yaygınlaşan bir teknoloji. Start Stop. Peki sizin arabanızda bu özellik var mı? Start Stop arabaya bir zarar verir mi? Manuel araçlarda Start Stop özelliği bulunur mu? Peki bu özellik yakıt tasarrufu sağlıyor mu? Hepsinin cevabı birazdan videomuzda. Ama öncesinde kanala abone olmayı ve sonunda hoşunuza giderse beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Efendim, yeni nesil arabaların birçoğunda artık Start Stop özelliği mevcut. Peki nedir bu Start Stop Allah aşkına? Öncelikle trafiğin durduğu anlarda motorun boş yere çalışmasını engelleyen bir özellik olduğunu söyleyelim. Bu şekilde araç gereksiz yakıt harcamıyor, ayrıca kullanım süresi de azaldığı için motor parçalarının ömrünü uzattığı biliniyor. Peki bu ne kadar doğru? Bir aracın çalışır vaziyette olması demek, tüm parçalarının da çalışması demek. Silecek hariç, her zaman çalışmasına gerek yok tabi. İstanbul gibi büyük, trafik yoğunluğunun oldukça fazla olduğu bir şehirde işe gittiğinizi ve günde ortalama 2 saatinizi bu trafikte harcadığınızı hayal edin. 1311, 1312, 1313, 1314, 1315. Trafik olmasa muhtemelen bu süre en fazla 30 dakika sürecektir. Ve aracınız da doğal olarak 30 dakika çalışacaktır. Ama yoğun trafik sebebiyle fazladan 1,5 saat daha fazla çalışmıyor oluyor. İşte Start Stop burada devreye giriyor ve bu 1,5 saatlik fazladan rölantide kalma işini bitiriyor. Yani araç boşa çalışmıyor. Bu şekilde hem araç ve aracın parçalarının ömrü uzuyor, hem yakıt tasarrufu sağlanıyor, hem de egzoz emisyonu azalıyor. Egzoz emisyonunun ne olduğunu bilmeyenler için hemen söyleyelim. Araçlarda kullanılan yakıtın yanmasıyla oluşan ve havaya yayılan kimyasalların yarattığı hava kirliliğini tanımlamak için kullanılan bir terim. Start Stop aynı zamanda çevre temizliği için de biçilmiş kaptan. Yani bu teknoloji sadece basit bir yakıt tasarrufu sağlamıyor. Efendim, genellikle bu teknolojiyi otomatik vitesli araçlarda görmeye alışırız elbette. Ama markalara göre değişmekle birlikte manuel vitesli bazı araçlarda da mevcut. Otomatik araçlarda frene basıldıktan birkaç saniye sonra devreye giriyor ve ayak frenden çekildikten sonra da motor tekrar çalışmaya başlıyor. Manuel araçlardaysa araç durup vites boşa alındıktan sonra sistem devreye giriyor. Debriyaja tekrar dokununca da motor çalışıyor. Peki bu teknoloji sadece araç dururken mi aktif oluyor? Aslında gelişmiş start stop sistemlerinde hareket halindeki motorlarda da aktif olabiliyor. Nasıl derseniz şöyle anlatayım. Yeni üretim bazı modellerde ve özellikle hibrit motorlarda yüksek hızdayken ayağınızı gazdan çektiğinizde bu sistem devreye giriyor. Hatta yine bazı araç modellerinde düşük hızda ayağınız frendeyken bile araç tam durmadan start stop motoru durduruyor. Bazı durum ve hallerde aracınızda bu özelliğin devreye girmediğine de şahit olabilirsiniz. Hemen bozuldu diye tamirciye gitmenize gerek yok. Mesela motor eğer kendi ideal ısısını yakalayamamışsa yine start stop hemen devreye girmeyebilir. Özellikle kış aylarında. Yaz aylarında bir sahil kasabasına doğru yola çıktığınız ve klimayı da sonuna kadar köklediğinizi düşünün. Bu durumda da start stop devreye girmek için geç kalabilir. Neden? Çünkü araç içerisindeki yüksek enerji tüketimi motorun çalışmasını gerekli kılmaktadır da ondan. Bunları lütfen aklınızda bulundurun. Peki Start Stop aküyü bitirir mi? Efendim, doğrudur. Start Stop teknolojisi akünün daha hızlı bitmesine neden oluyor. Fakat ilk değil de ikinci nesil olarak adlandırılan Start Stop sistemleri, marş motoruna özel olarak eklenen dinamometreler yardımıyla gerekli enerjiyi sağlıyor ve akü harcamasını minimuma çekiyor. Ayrıca Start Stop devredeyken her marş basımı İlk marş basımı gibi güç harcamayacak teknolojinin de yeni nesil araçlarda var olduğunu söyleyebiliriz. Yine de akünün şarj seviyesi azsa ve motorun tekrar çalışması riskliyse de
sistem devreye girmeyebilir. Peki bu faydalı bir teknoloji ise neden açma kapama tuşu koymuşlar? Efendim, ESP için de airbagler için de ne olur ne olmaz diye açma kapatma tuşları konulmuş. Gerekli görüldüğü durumlarda kapatılabilir. Bu çok normal. O kadar yatırımcı, o kadar mühendis bu teknolojileri geliştirmek için çalışıyor. Bir bilgileri vardır elbette, değil mi? Hatta bu teknolojinin toplam işletme maliyetlerini neredeyse %10'a yakın düşürdüğü de saptanmış. Sözün özü, Star Stop teknolojisinin yakıt tasarrufu, motor parçalarının ömrünü uzatma, ilerleyen yıllarda yaşanacak tork ve beygir gücünü azaltma, karbon ayak izini düşürme ve sessiz bir sürüş konforu sağlaması gibi birçok faydası mevcut. Herkese ileri teknolojili araba nasip olmasını diler, gerekmedikçe start stopunuzu kapatmamanızı tavsiye ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmediyseniz bunları yapmayabilirsiniz ama neden beğenmediğinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.